Kodu Game oyunumuzda karakterimizle aynı zamanda nesnelerimizi taşıyabiliriz. Bunun için öncelikle nesne aracından bir karakter yerleştirelim. Buradan yine robosikleti seçiyorum. Sizler tabii ki farklı karakterler seçebilirsiniz. Daha sonra da yine nesne aracından topu seçiyorum. Daha sonra da karakterimizi programlayalım. Öncelikle yön tuşlarıyla hareket etmesini istiyorum. Daha sonra da klavyemizde harfler olarak A harfine bastığım zaman nesnemin taşınmasını istiyorum. Ne yapsın? Nesne taşınsın. O yüzden de tuttuğum bölümüne geliyorum. Buradan da kap diyorum. Şimdi nesneyi A tuşuna bastığım zaman kapmış oldum. Daha sonra karakterimi hareket ettirdiğim zaman artık topum karakterle beraber gidecektir. Daha sonra nesneyi bırakmak için de yine klavyemizde harflerden A'nın yanında S tuşu var. O yüzden S'ye basarak nesneyi bırakmasını isteyeceğim. Tuttuğum bölümüne girdikten sonra da burada bırak diyeceğim. Tabi burada ver bölümü de var. Sizler de orayı da kendiniz çalışarak bakabilirsiniz ne olduğuna. Bırak diyeceğim. Kodumuzu yazdık. Şimdi ESC'ye basarak oyunumuzu oynayalım. Yön tuşlarıyla robotumuzu hareket ettirdik. Geldikten sonra çarpmadan A'ya bastım. Şu an robotumun üzerinde. Sadece yön tuşlarına bastığım zaman benimle beraber topumuz da gidiyor. Şimdi buraya nesnemi bırakmak istiyorum. S tuşuna basıyorum. Evet şu an robotumdan ayrıldı ve nesnemi de bırakmış oldum. Sizler de bu şekilde farklı tarzda oyunlarda yapabilirsiniz.